Selamlar herkese, modülümüzün 3. kısmındayız ve 2. bölümündeyiz. Bugün Arbitrum zincirlerinden bahsedeceğiz. Bir önceki bölümde Arbitrum'un genel ekosisteminden bahsetmiştik. De. Artık biraz daha teknik detaylara da gireceğiz ama korkmasın hiç gözünüz. Yine en basit şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Arbitrum zincirleri tarafı da oldukça önemli. Çünkü burada bir şey geliştirmek istiyorsanız, bu bir oyun olabilir. Bu sosyal medya uygulaması, DeFi, herhangi bir şey geliştirmek istiyorsanız veya blockchain alanında çalışmak istiyorsanız bu bilgileri hala kim olmak önemli ki bence bunlardan birini yapmayacaksınız burada kullanıcıysanız bile. Bu bilgilere sahip olmanız önemli. Zaten kısa ve anlaşılır bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Peki Arbitrum zincirleri neler? Hani neden bunlar çıktı? Bu zincirler Ethereum'un güvenliğini koruyor ve farklı uygulamalar geliştirmeye de aslında yardımcı oluyor. Ve Arbitrum üstünde birçok zincir var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Bunlar işte üretim zincirleri de olabiliyor, testnet zincirleri de hepsinden bahsedeceğiz ve bu zincirlerin ana amacı merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmek. Az önce de söylediğim gibi. Çünkü her uygulamayı geliştirmek için farklı gereksinimler var. Bazısında hız gerekiyor, bazısında maliyet daha düşük gerekiyor. Yani farklı teknolojiler kullanılıyor ve bu kullanım senaryolarına göre de daha farklı çözümler sunmak oldukça önemli. Bunun için de Arbitrum üzerinde farklı zincirler bulunmakta. Hepsi ne işe yarıyor? Hepsinden bahsedeceğiz. Örneğin üretim zincirleri var. Bunlar işte bir uygulama geliştirirken kullanılan zincirler. Arbitrum One ve Arbitrum Nova zincirleri. İşlem varsa yani örneğin bir oyun üstünde işlemler varsa bu ağlar kullanılıyor. Bu zincirler kullanılıyor. Testnet zincirleri var. Bunlar aslında sizin hiçbir ücret ödemeden, maliyet ödemeden ücretsiz olarak uygulamalarınızı test edeceğiniz ağlar olarak geçiyor. Bunun dışında da kaldırılan bazı zincirler var ve bunlardan da sizlere bahsedeceğim birazdan. Şimdi biz üretim zincirleriyle başlayalım. Üretim zincirlerin başında da Arbitrum One geliyor. Arbitrum One ne? Arbitrum Rollup protokolünü uygulayan bir Layer 2 optimistik Rollup zinciri aslında. Ethereum tarafında yüksek güvenlik sunuyor ve düşük maliyetle yüksek performansla uygulamaların oluşmasına olanak tanıyor. Bu teknolojisi Nitro tarafından da destekleniyor ve aslında Arbitrum içinde birçok tarafta desteklenen bir teknolojiye sahip ve aynı güvenlik seviyesinde sağlayabiliyor. Çünkü bu teknolojiyi Arbitrum'dan alıyor aslında. Ve güvenliğe aşırı önem verdiği için Arbitrum var. Burada da kullanım amaçları daha çok yüksek güvenlik gereksinimi olan uygulamalar için ideal. Neler bunlar? Örneğin merkeziyetsiz banka dediğimiz DeFi uygulamaları. Çünkü oralarda işlem ücretleri yüksek, oralarda belli miktarda sanal paralar saklandığı için burada güvenlik oldukça önemli olduğu için Arbitrum One Bunları geliştirirken kullanılıyor. Arbitrum Nova ise biraz daha yüksek işlem hacminin olduğu uygulamalar için kullanılıyor. Ne mesela oyun örneğin bahsetmiştik önceki videoda da Pirate Nation oyunu. Günde 1 milyondan fazla işlem var. Yani bu kadar çok işlem varken bunun için Arbitrum Nova'yı kullanmak daha mantıklı. Çünkü hem çok işlem var hem de bunun işlem fazla olunca maliyet de artıyor. Ve Arbitrum Nova burada sunduğu teknolojiyle bunun maliyeti düşürülüyor. Ve burada da AnyTrust protokolü kullanıyor teknoloji olarak. Ve veri erişebilirliğinin tarafında da yine Arbitrum teknolojisini kullanıyor. Hem maliyet tarafını düşürüyor hem de performansı arttırıyor aslında. Yani burada zaten kullanım alanlarını yazarken de bunları söyledim özellikle. Oyunlar işte sosyal medya uygulamaları. Yani güvenlik tarafında hani şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi birazdan özetle geçeriz ama çok güvenli istiyorsan Arbitrum var. Az güvenli olsun ama maliyetim düşük olsun diyorsan Arbitrum Nova veya çok işlemim de olacak diyorsan Arbitrum Nova'yı seçmek mantıklı. Tabii şimdi bir uygulamayı geliştirmeye başladık. Gidip direkt para ödeyemeyiz. Yani bir şey geliştiriyoruz. Deneyeceğiz. Test edeceğiz. Onun için Arbitrum üstünde birçok testnet zinciri var. Ve bunlarda hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Örneğin oyun mu geliştiriyorsunuz? Bu testnet A üstünde geliştiriyorsunuz. ve Hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Kullanıcılarınıza da testnet üstünde sunabiliyorsunuz. Onlar da hiçbir ücret ödemeden deneyebiliyor. Bunlardan biri de Arbitrum Sepolia. Arbitrum Sepolia aslında Arbitrum One'ın hani işte test nette olan kısmı gibi düşünebilirsiniz. Tamamen Arbitrum One'ı yansıtan bir testnet zinciri. Yani bir DeFi uygulaması geliştireceksiniz. Bunun için Arbitrum One'ı kullanmak mantıklı. O zaman Arbitrum Sepolia üstünde testlere başlayabilirsiniz. Burada da az önce bahsettiğim gibi amaç da geliştiricilere yani siz geliştirici veya bir kullanıcı olarak akılsızlı sözleşmelerinizi ana ağda yayınlanmadan önce tüm testlerini birebir Arbitrum One'da nasıl çalışacaksa o kadar şekilde yapmanızı sağlayan güvenli bir ortam sunuyor. Diğer bir testnet ise Arbitrum Gohal. Aslında Arbitrum Gohal testneti daha önce Ethereum Gohal ağına bağlı bir testnetti ve Arbitrum tarafında da var. Ama 2024 yılında devre dışı bırakıldı Arbitrum Gohal. Ama şimdi Arbitrum Gohal yerine gelen bir testnetten sizlere bahsedeceğim. Arbitrum Stylus tesneti. Burada da az önce nasıl işte vanı kullanıyor dedik. Burada da biraz daha Nova tarafında özellikle stylus nesnetini kullanıyorlar. Stylus testneti nitro teknolojisini kullanıyor ve işte RAS, C++, C gibi dillerde akıllı sözleşme geliştirilmesine olanak tanıyor. Ve aynı zamanda hani stylus'un ana özelliği şu an Arbitrum'da da oldukça popüler. Farklı sözleşmeler arasında birlikte çalışabilirlik sağlıyor ve maliyeti oldukça düşürüyor. Ve stylus'un gelecekte de hani beta sürümünden de çıkıp sepolia entegre edilecek ve kaldırılması planlanıyor. Yani stylus testnet'i özellikle şu an bir şey geliştiriyorsunuz, mutlaka deneyin derim. Şu an Arbitrum da bu konuyu oldukça önem veriyor. Onun biraz ileride onunla ilgili belli teşvikler var. Bunlardan da sizlere bahsedeceğim. Şimdi bir toplayalım genel olarak. Yani Arbitrum zincirleri arasında nasıl farklılıklar var? İşte üretim zincirleri dedik. Arbitrum var, Nova var şu an. İşte testnet zincirleri var dedik. İşte Sepolia, Stylus gibi. Üretim zincirleri Ethereum'un ana ana bağlı direkt ve gerçek işlemleri işliyor. Arbitrum One daha yüksek maliyetli, daha güvenlikli, tam merkezli sık sunan işlemleri. Nova işte Entrust protokolünü kullanıp yüksek işlem hacmi ve düşük maliyete odaklanıyor. Testte de birebir testini yapıyorsun hiçbir işlem ücreti ödemeden. Bu süreçleri test ettiğin zincirler olarak geçiyor. Şimdi peki bu ağları destekleyen teknolojik altyapılar neler? İki tane zaten var. Nitro ve Enitras. Nitro'yu bahsederek başlayayım. Nitro aslında çoğu arbitrum zincirinin temelini oluşturuyor. Ve ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sunuyor. Yani özelliklerinde ise işte gelişmiş cold data sıkıştırma. Yani verileri sıkıştırarak buradaki ölçeklenebilirlik verimliliğini arttırıyor. Yüksek işlem hacmi sağlıyor. Ve Ethereum Layer 1 ile uyumlu. Ve buradaki işte birlik birlikte çalışma, yürütme bağlantılarını da iyi sağlıyor. Onun için de burada oldukça önemli. Diğer bir teknoloji ise Entrust. Bu aslında Nitro'nun varyantı olarak düşünebilirsiniz. Bu güven varsayımında hafif güven varsayımını getiriyor ve güven varsayımında bunu sağlayarak biraz daha ücreti düşürüyor. Onun için de bu teknolojiyi de Arbitrum'un birçok tarafında kullanılıyor diyebiliriz. Daha önce bunların en öncesinde de Arbitrum klasik vardı. Arbitrum bu orijinal altyapısıydı ancak daha sonra Nitro ile değiştirildi diyebiliriz. Yani genel arkasında hepsi bu kadar. Zaten aşırı aşağı tüm sunumlarımızda olduğu gibi PDF'ini de bırakacağım bu kaynakları. Detaylı olarak da bakabilirsiniz. Sorularınız varsa bunları da konuşabiliriz. Bunların hepsini bir genel toparladığımızda ise zincirlere genel baktığımızda işte güvenli bir ortam mı alıyorsun? Harbi tüm bana kullanacaksın. İşte, işlem i̇şlem kapasiten yüksek olsun, maliyetim düşük mü olsun diyorsun. Nova'yı kullanacaksın. Testnet'te de zaten ağlar belli. Bunları seçip rahatça kullanabilirsiniz. Bunlar oldukça önemliydi. Bunların detaylarına da gireceğiz. Birbiriyle karşılaştıracağız bu tamamen genel bir bakıştı. Çünkü bu zincirler önemli nasıl çalıştıkları, neden neyi seçmeniz gerektiği bir geliştirici olarak veya bir kullanıcı olarak veya işte bir bu alanda çalışan biri olarak. Onun için bunların detaylarına gelecek videoda gireceğiz. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Gelecek videoda görüşmek üzere.